Seni afer. Ya Türk, Kürt, Çerkez fark etmez. Savaşan tarafları barıştırmak, kardeş edip bir araya getirip tek güç haline getirmek lazım. Ne fark eder Türk, Kürt, Çerkez? Hepsi adeta Adem'in evladı. Yani biz Kürt şehit edildiğinde önlem alırız. Arap şehit edildiğinde önlem alırız. Türk şehit edildiğinde önlem alırız. Ve o zulüm yapanları da oradan uzaklaştırmak isteriz. Ama hepsini barıştırmak, hepsini kardeş hale getirmek esas amaç. Mesela Mısır'da biz taraf tutmuyoruz. Hepsini barıştırıp kardeş hale getirmek istiyoruz. En büyük hata o. Mesela diyor ki biz hangi gruptayız diyor, arkadaş soruyor. Biz ihvanız arkadaş diyor. Öbürü onlar ihvandan değil diyor. Bu olmaz. Hepsi ihvan. Hepsi kardeş. Birleştirici olmak lazım. Bizden değil dediğinde, beş vakit namazına Müslümana sen bizden değil dersen, bu bir hastalıktır. Onda bereketsizlik, uğursuzluk olur. Hocam ayette Allah şunu da belirliyordu. Şeytan arasın, birbirinden ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerimizin arasını bu düzeltin. Tabii, maşallah. Cenab-ı Allah'ın hükmü açık. Bak, parça ayırıcıları gibi olmayın. Evet. Parça ayırıcılar gibi olmayın. Bunlar ne diyor? Biz IŞİD'iz diyor. Öbürü diyor ki biz Şii'yiz. Öbürü diyor biz İhvan'ız. Ya biz Müslümansınız. Allah bir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Muhammed aleyhisselam peygamberimiz. Kıblemiz aynı. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Bitti. Bak la ilahe illallah Muhammed Resulullah diyorsa kardeşin o senin. Bitti. Müslüman kardeş. Artık ondan sonrasını kardeşliği ayıran bir konu olarak görürsen olmaz. Şii olsun, Vahabi olsun, Sünni olsun hiç fark etmez. Ne fark eder ya? Nur gibi Müslümanlar. Vahabileri göstertiyor. Gayet güzel namazlarını kılıyor. İbadetlerini yapıyor. Ha, yanlış yönleri var ayrı mesele. Onlar düzeltilir. Şii kardeşlerimize verilen fetvayı da kaldırsınlar cihat fetvasını. Sistani verdiyse bir başkası da kaldırsın. Değil mi? Ya kardeşim zor mu? Anlaşma, peygamber anlaşma yapmıyor muydu? Müslüman arasında fitne olduğunda Allah diyor ki müminler arasını bulup barıştırın onları. İnşallah. Fitneyi yatıştırın diyor. Birbirine düşürün demiyor. Ucuz kahramanlık yapıyor. Kendi kafasına göre. Çok acıdım ya çocuklara. Evet. Gördün mü sen damperli kamyonların içine doldurmuşlar. Aslan gibi delikanlılar ya. En genç çağlarında yani. Bir de Şii gençler çok dindardır ya. Evet. Şiiler yani Hazreti Hasan Hüseyin Ali hüngür hüngür ağlarlar. Mehdi'yi bekliyorlar hocam. Yani hep Mehdi aşığıdırlar ya. Yazık günah değil mi? Hemen bir cihat fetvası yayınlıyorlar. Ya kardeşim evet. Bir insan aklı başına düşünüyor. Bu insanlar ikisi de genç delikanlı bunların kanı kaynıyor. İki taraf Müslüman. Ve halis Müslüman. Şia halis Müslümandır. Evet. Sünni onlar da halis Müslüman. Fakat bazı cahil noktaları var. Eksik evet. Noktaları var. Ya siz kardeşsiniz delirdiniz mi desen değil mi? Ne oluyor desen? Konuşup anlaşın dersin. Ha, illa biz burada işgal yapacağız diyorsa geri çekilirsin. Tamam dersin o zaman bırak bu çocukları ayrılsınlar. Siz ne yapıyorsanız yapın burada dersin. Onları kestirmeye ne gerek var? Evet. Doğratmaya ne gerek var hepsini? Ne kazandı yani şu çocukları şimdi kamyonlara doldurup binlerce Şii genci şehit ettirince ne kazandı yani? Evet. Allah'a aşık, peygambere aşık. Allah bir diyor mu? Diyor. Evet. Muhammed onun Resulü diyor mu? Diyor. Evet. E bitti ya. Maşallah. Sen onu nasıl kesip damperli kamyonlara doldurursun ya? Aslan gibi Şii gençler. Doğru hep anlamışlar. İşgal etmek istiyorsan. Değil mi? Arkadaş benden savaşma.
Ne yapıyorsan karışmıyorum dersin. Gelsin otursun, ne yapıyorsa yapsın. Çünkü bir fitne var. Sonra yatıştırabilirsin onu. Sonra dersin ki ya sen geldin buraya işgal ettin ama ben de Müslümanım, sen de Müslümansın. Buranın sahipleri var. Gasp etmiş oluyorsun. Helal mi bu desen? Doğru diyecektir. Hocam Allah iman edenlere çekişip birbirinize düşmeyin. Yazık, günah değil mi ya? Çocukların araştırmanı gördüm. Damperli evet. Kamyonlar doldurmuşlar. Evet. Üst üste. Binlerce genç ya. Aslan gibi delikanlılar. Evet. Müslüman delikanlılar. Evet. Bu şeytanın bir oyunu. Şeytan oyununa gelmenin alemi ne ya? Çok rahatsız edici. Evet. Hocam IŞİD, Irak ordusunda görev yapan polis ve askerlerin tövbe etmesi için şehirde 3 nokta belirlemiş. Tövbe edenleri affettiği ve kendi safında savaşmak için hazırladığı söylüyor. Ya yazık, günah değil mi ona? Şiiyim diyor. Peki eksiği ne bunların? Ya ne yapıyor? Allah bir diyor mu? Diyor. Muhammed onun Resulüdür diyor, diyor mu? Diyor. Bitti. Evet inşallah. Bunu sen ne istiyorsun daha yani? Ama işte ahir zamanda olacak olaylar peygamber söylemiş. Evet. Aynısı. İlla ki siyah bayraklar gelecek. Evet. İlla ki Suriye'de Süfyan çıkacak. Evet. Ciğer yeğenin oğlu diyor. Evet. Bak Süfyan ayrı. Bir de Süfyan'ın oğlu çıkacak diyor. Evet. Süfyan'ın oğlu şu an hareket halinde. Evet. Süfyan olarak geçmiyor zaten istedim. Süfyan'ın oğlu olarak geçiyor. Evet. Ciğeriye'nin oğlu. Maşallah. Çok zalim olacak diyor. Evet. Hadiste. Tabi bazı hadisler de müteşabi oluyor. Mesela diyor ki orada diyor büyük bir hareket olur diyor. Kim onu bir deprem olarak alıyor, kimi veba olarak alıyor, kimi savaş olarak alıyor. Halbuki orada Şam'da 100.000 insan evet. Vefat ediyor. Asıl o. Ya bu kadar insan vefat edemeyeceğine göre diyorlar herhalde depremden olur. Ravilerin açıklaması oluyor. Evet. Yoksa o toplu bir kıtal. Evet. Kim hadislerde mesela veba diye geçiyor. Evet. Kiminde savaş diye geçiyor. Doğru olan savaştır.